Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla başlayarak sizlerle kimyasal türler arası etkileşimlerden bahsedeceğiz. Tabii öncesinde bu etkileşimlere geçmeden önce kimyasal tür nedir? Bunu tanımlamamız lazım. Videonun adından da anlaşılabileceği gibi bu video içerisinde biz kimyasal türü tanımlayacağız ve kimyasal türleri ayırt edebilmeyi öğreneceksiniz. Şimdi maddeler arkadaşlar aynı ya da farklı tür taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Burada bazı madde örnekleri var. Örneğin ilk bakarsak saf suyumuz var. Şimdi saf su yani H2O su moleküllerinden oluşur. Bakınız H2O, H2O, H2O ve aynı tür moleküller bir araya gelirler. Burada taneciklerimiz moleküllerdir ve suyu oluştururlar. Sodyum klorür katısına baktığımızda sodyum klorür, sodyum artı ve klorür eksi iyonlarından oluşuyor. Dolayısıyla bu iyonlar bakınız eksi artı eksi artı bir araya geliyorlar ve sodyum klorür katısı iyonlardan oluşuyor. Yani burada taneciklerimiz iyonlar. Bakır ya da alüminyum metallerine baktığımızda bakırın sembolü Cu, alüminyumun sembolü Al. Bunlar metal elementleridir ve şurada göreceğiniz gibi metal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşurlar. Yani bakır oluşturan atomlar bakır atomlarıdır ve safsa eğer sadece bakır atomlarını içerir, alüminyumu oluşturanlarsa alüminyum atomlarıdır. Yani burada atomlar bir araya geldi. Hemen altta tuzlu su örneğimiz var. Şimdi tuzlu su H2O'nun içerisinde sodyum klorürü yani iyonik bir bileşiği çözerek oluşturduğumuz bir karışım. Bakınız iyonlar ve moleküller var. Demek ki burada hem iyonları içeren hem de molekülleri içeren bir karışımımız var. Yani farklı tür taneciklerden oluşuyor ve bu tanecikler arasında çekimler var. Alkol su karışımına geldiğimizde yani alkolün formülü C2H5OH etil alkolün formülü bunu suyla karıştırdık diyelim. Bakın burada etil alkoller var, etil alkol molekülleri. Şurada da su molekülleri var. Yani burada da farklı tür moleküller arasında bir etkileşim var. Farklı tür moleküller bir arada duruyor. Yani sonuçta söylemek istediğimiz şey, maddeler ister saf ister karışım olsun, taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Eğer aynı tür taneciklerse saf maddeleri, farklı tür taneciklerse karışımları oluşturuyor. Yani o zaman nedir kimyasal tür dediğimizde, gelin tanımını da yapalım. Kimyasal tür arkadaşlar maddeleri oluşturan taneciklerdir. Yani maddeleri oluşturan taneciklere kimyasal tür diyoruz. 3 tür kimyasal türden bahsediyoruz. Bunlar atomlar, moleküller ki bunları şimdi tek tek inceleyeceğiz zaten ve iyonlardır. Aynı tür atomlar bir araya gelerek saf bir element oluşturabilir. Farklı tür atomlar bir araya gelerek bir karışım oluşturabilir. Aynı tür moleküller bir araya gelip saf bir element ya da bileşiğe ya da bir farklı türler geliyorsa karışım oluşturabilir. Yine iyonların bir araya gelmesiyle yeni yeni maddeler oluşabilir. Yani bizim 3 kimyasal türümüz var. Atom, molekül ve iyon. İlk kimyasal türümüz atom. Atom dediğimizde atom bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimidir. Peki biz bu kimyasal tür olan atomları nasıl gösteririz dersek, örneğin sodyum elementi Na ile gösterilir. Bu atom yapılıdır. Fe demir atom yapılıdır. Karbon C ile gösterilir atom yapılıdır. Yani biz bunları kimyasal tür olarak atomlara örnek veririz. Örneğin saf demir elementi diyorsak ya da demir katısı diyorsak, bu nasıl oluşur? Fe atomlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Yani saf demir katısını oluşturan kimyasal türler atomlardır ve aynı tür atomlardır. Diyelim ki demir, bakır alaşımı yaptık. Alaşım metal metal karışımıdır. Metaller eritilir ve bir karışım oluşturulur. O zaman demir bakır alaşımı dediğimizde burada hem demir atomları vardır, hem de bakır atomları vardır ve bunlar bir araya gelerek bu alaşımı oluşturabilirler. Yani bizim ilk kimyasal türümüz atom, şunlar da kimyasal tür olarak atomlara örneklerdir. İkinci kimyasal türümüz moleküller. Şimdi molekül dediğimiz kovalent bağlarla birbirine bağlı olan atomların oluşturduğu
türlere molekül diyoruz. Ve moleküller en az iki atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Az önce yaptık. Mesela C diye gösterdiğimiz ya da Fe diye gösterdiğimiz maddeler atomlara örnekti. Ama O2 diyorsak, işte P4 diyorsak, H2O diyorsak, birden fazla atom bir araya geliyorsa bunlara molekül diyoruz. Yani moleküller en az iki atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Ve molekülü gösterirken altında yazan sayılar kaç atomun bir araya geldiğini gösterir. Mesela O2'de iki tane atom bir araya geliyormuş. H2O'ya bakarsak iki hidrojen, bir oksijen, üç atom bir araya geliyormuş. Bunları çıkarırız. Arkadaşlar moleküller element ya da bileşik molekülü olabilir. Eğer molekülünüz aynı tür atomlardan oluşuyorsa, O2, F2, Cl2, O3, P4, S8 hiç fark etmez katsayısı. Aynı tür atomlardan oluşuyorsa element atomudur. Örneğin S8'e gösterdiğimiz element sadece kükürt atomlarından oluşur. Ya da O3 ile gösterdiğimiz ozon sadece oksijen atomlarıyla oluşur ve 3 tane atomun bir araya gelmesinden oluşan bir moleküldür. Bileşik molekülü dediğimizde ise en az 2 atom olacak, evet, ama atomların türlerinin farklı olması gerekir. Örneğin HCl hidrojen ve klor elementlerinden oluştuğu için bir bileşik molekülüdür. H2O hidrojen ve oksijenden oluştuğu için bileşik molekülüdür. CH4 karbon ve hidrojenden oluşuyor ya da C6, H12, O6 3 tür elementten oluşuyor. Karbon, hidrojen ve oksijen. Bu yine bir bileşik molekülüdür. Yani moleküllerde en az 2 atom bir araya geliyor. Bizim molekül dediğimiz kimyasal türde. Eğer bu kimyasal türde atomlar aynı ise, bir araya gelen atomlar element molekülü oluyor. Farklı tür atomlar bir araya geliyorsa bileşik molekülü oluyor. Moleküllerde bir de şöyle bir sınıflama yapabiliyoruz arkadaşlar. 2 atomlu, 3 atomlu ya da çok atomlu moleküller diye. 2 atomlu moleküllere diatomik moleküller diyoruz. Diatomik moleküller oksijen gazı, hidrojen gazı, işte klor gazı gibi element molekülü olabilir. Ya da HCl gibi, bakın 2 atomu var, karbon monoksit gibi bileşik molekülü de olabilir. Eğer 3 atom bir araya geliyorsa bunlar triatomik moleküllerdir. Yine element molekülü olabilir, O3 gibi, ya da bileşik molekülü olabilir, CO2, N2O gibi. Çok atomlulara da poliatomik diyoruz. Ne olabilir? Mesela az önce yazdık, basit şeker, glikoz, C6H12O6 poliatomik moleküllere örnek olarak verilebilir. Üçüncü kimyasal türümüz iyonlar. İyonlar elektron almış ya da vermiş atom ya da atom gruplarıdır arkadaşlar. Yani yüklü tanecikler olacak. Örneğin Fe+3 bir iyondur. Cl-1 bir iyondur. Ya da NO3-1 bir iyondur. Eğer kimyasal türümüzün üzerinde bir yük varsa, yani nötr değilse, bunlara elektron almış ya da vermiş oldukları için kimyasal tür olarak İyon diyoruz. İyonlar için iki farklı sınıflandırma yapıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki iyonlarımız katyon ya da anyon olabilir. Şimdi katyonlar artı yüklü iyonlardır. Anyonlar ise eksi yüklü iyonlardır. Mesela Fe+3 bir katyondur. Cu+1 bir katyondur. Pozitif yüklü iyonlarımıza katyon dedik. Anyonlar negatif yüklü demiştik. İşte Cl-1, O-2. Bunları da anyonlara örnek verebiliriz. Eksi yüklü iyonlarımız da anyonlar. İkinci bir sınıflandırmamız da iyonlarımız tek atomlu ya da çok atomlu olabilir. Yani birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşabilir. Çok atomlu iyonlara hatta kök denir. Yine örneğin bir daha yazabilirim. Fe+3 tek atomlu bir katyondur. Fe-1 tek atomlu bir anyondur. Ne bileyim, magnezyum+2 tek atomlu bir katyondur. Çok atomlu iyonlara örnek olarak ise nitrat, işte fosfat,
karbonat gibi atom gruplarından oluşan iyonlara örnek verebiliriz. Ya da amonyum artı yüklü bir çok atomlu iyondur. Bu çok atomlu iyonlara az önce de dediğim gibi aynı zamanda kök denir. Bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu çok atomlu iyonları bileşik gibi düşünebiliyoruz. Ama bunlar bileşik değildir. Çünkü bileşikler nötr taneciklerdir. Bunlar bileşik değildir. Bunların tepesinde yük olduğu için bunlar birer çok atomlu iyon örneğidir. O zaman şöyle bir kısacık tekrar yapacak olursak, kimyasal türlerimiz atomlar, moleküller ve iyonlar. Bunlar bir araya gelerek aynı tür ya da farklı tür kimyasal türler bir araya gelerek maddeleri oluşturuyor. Atom dediğimizde Fe, Cu, hep aynı örnekleri veriyorum. 3-5 tane element biliyorum sanırım. Au, Pt, C bunlar atomlardır. Molekül dediğimizde atom grupları olacak. Aynı tür ya da farklı tür. Element molekülleri dersek O2, Br2, O3 gibi aynı tür atomlardan oluşacak. Bileşik molekülü dersek farklı tür atomların bir araya gelmesinden oluşacak. Bunlar da bileşik moleküllerin örnektir. İyon dediğimizde yüklü taneciklerden bahsediyoruz. Eğer bu yüklü taneciklerimiz artı yüklü ise katyon, eksi yüklü ise anyondur. Eğer tek atomlu ise bir element aklıma gelmiyor sevgili arkadaşlar, alüminyum olsun. Tek atomlu iyondur. Birden fazla atom bir araya geliyor ise sülfat iyonu gibi çok atomlu iyondur. Bu yaptıklarımızla ilgili bir de örnek çözelim. Kimyasal türler verilmiş, der ki kimyasal türleri sınıflandırınız. Hemen sınıflandıralım. Ne bir kimyasal tür olarak atoma örnektir. CH4 moleküldür. Farklı tür atomlardan oluşmuş hatta. Bu bir aynı zamanda bileşik molekülüdür. PO4 yüklü tanecik olduğuna göre bu bir iyondur. Çok atomlu bir anyondur. Ag atoma örnektir. P4 moleküldür ama aynı tür atomlardan oluştuğu için element molekülüdür. C2H5OH atom gruplarından oluştuğuna göre moleküldür. Farklı tür atomlardan oluştuğu için bileşik molekülüdür. Br2 iki atomlu moleküldür. Aynı türlerden oluştuğu için element molekülüdür. NH4 artı bir iyondur. Çok atomlu bir iyondur. Hatta buraya bir de şey ekleyelim. Tek atomlu bir şey ekleyelim. Örneğin N-3 olsun. Bakınız bu da tek atomlu bir iyondur ve bir anyondur aynı zamanda. Evet, bu videoda kimyasal türleri öğrendik arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda bu kimyasal türler bir araya geldiğinde oluşan etkileşimler, bu etkileşimlerin türü ne, gücü ne, bunlardan bahsediyor olacağız. Görüşmek üzere.